Gece uyumadan önce okunacak dua ve sureler hangileridir? Uykuda korkan kimse nasıl dua etmelidir? Gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için hangi duaları okumalıyız? Peygamberimiz uyumadan önce hangi duaları okurdu? Gece uyumadan önce okunacak dualar az sonra Necmettin Nur Saçan'la sohbetlerde. Zengin olmak için okunacak bir dua var mıdır? Maddi ve manevi zenginlikler için Allah'a nasıl dua edilmelidir? Hazreti Süleyman, mal, mülk ve servet sahibi olmak için Allah'a nasıl dua etmiştir? Maddi ve manevi zenginlikler için Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar var mıdır? Mal, mülk ve servet sahibi olmak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nur Saçan'la sohbetlerde. Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, gününüz bereketli olsun. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hocam merhabalar, hayırlı sabahlar, hürmet ediyoruz, selam ediyoruz. Merhaba efendim, hayırlı sabahlar. Nasılsınız hocam dünden bugüne? Evet, Rabbimize şükür, hamdolsun Muhsin Bey. Hangi bir nimetin tadad edeyim, ya dinle sözümü ya bırak gideyim der ya şair. Evet. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bitiremezsiniz. Pırıl pırıl güneşin doğduğu güzel bir gündeyiz. İnşallah şu afetten, musibetten, koronavirüs belasından da bu mübarek millet en kısa zamanda aydınlığa kavuşur. İnşallah. O yüzden Rabbimize hamd ediyoruz bu nimetler karşısında ve besmele hamdele ile söze başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buyurun Muhsin Bey. Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, bugün inşallah az sonralarda da izledik. Gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için okunacak dua tavsiyelerini hocamızdan rica edeceğiz. Yine aynı zamanda maddi ve manevi zenginliklerimiz için dua tavsiyeleri rica edeceğiz hocamızdan. Siz de şu konularda da hocamızdan dua tavsiyesi isteriz diyorsanız o hususları, konuları lütfen bize yazınız. WhatsApp hattımız 0552 037 07 07. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Videolarınızı bekliyoruz. İnşallah bereketli bir program olur. Hocamızın sohbetinden ziyadesiyle istifade ettiğimiz bir program olur temennisiyle başlayalım yayınımıza. Telefonumuz var. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Aksaray'dan izleyicimiz. Buyurun. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketullah diye başlayalım hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Şükür. Duanıza muhtacız. Mümini mümine edecek duasına inşallah. Hocamın da ellerinden öpüyorum. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah hocamıza da. Amin. Amin. Cümlemiz efendim. Sağ olun. Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Sizi de devamlı dinliyorum, düşüremiyorum. Düşürdüğümde de yeni düşürdüm. Çok ya şükürler olsun ki düşürebildim sizi de. Hocam ben öncelikle annem için sizden dua istiyorum Necmettin hocam. Hı hı. Annem hastaneden geldi, bir aya yaklaştı da kalkamadı, ayağa kalkamadı, yatıyor. Teyemmüm yapıyor, yatakta öyle şey diyor, namazını kılıyor, bırakmak istemediği için. Ondan da hocam öncelikle annem için dua istiyorum. Çok zor durumdayız hocam. İnşallah sizin duanıza makbul olunan dualardan inşallah bizlerden şey dersiniz, unutmazsınız hocam da. İnşallah. İkinci Allah sorum. Ben bir şey duydum. Bu Safer ayında bir başında bir de sonunda defekatlık mı ne namaz kılınacakmış. O namazı da
şey olmadı, hani ben bilmiyorum zaten, kılmayanlara da bela musibet bu ayın içerisinde gelir diyorlar. Ben de çok korkuyorum zaten, hastalıkları çekiyoruz yıllardır hastane, çok üzülüyoruz, çok şey diyoruz. Bunun evet. doğruluğu, bunun şeyliği var mı bilmiyorum. Evet, geçen hafta da buna benzer ya da ondan önceki hafta olabilir ama sefer ayı içerisinde, gerçi başlardayız. Şöyle bir soru vardı hocamıza, hatırlayalım. Dediler ki ya sefer ayı işte bela, musibet ayıdır, kaza ayıdır. Evet. Dolayısıyla bu kapının üzerine biz işte para bıraksak, ondan sonra üzerinden birkaç cuma geçtikten sonra o parayı oradan alsak ve fakir fukaraya dağıtsak, acaba safer ayında gelecek olan musibetlerden, belalardan kurtulur muyuz diye bir soru vardı. Sadece hatırlatma. Siz de bunun üzerine soruyorsunuz zaten. Acaba 4 rekatlık bir namaz mı var safer ayında? Kazadan, beladan, musibetlerden bizi koruyacak böyle bir namaz var mı diye soruyorsunuz. Evet. Evet, korkuyorum çünkü hani duydum, bir de bilmiyorum da nasıl kılınır, varsa da nasıl olur. Hocamızdan öğreneceğiz için. İnşallah doğrusunu, var mı, varsa kaç, nasıl kılınır öğreneceğiz. Başka sorunuz var mı? Bir sorum daha vardı. Buyurun. Bağlanmış gibi sorayım. Buyurun. Da ne demek? Kusura buyurun. Bakmayın. Estağfurullah. Ben 6 seneye yaklaştı, 5 seneyi bitiriyorum. Bir yemin ettim annem hasta diye kendime bakmamak. Takı takmamak, hani şey ettiğimde çok zora düşmeden, çok yara olmadığı süreç, krem sürmemek için, hiç kendime bakmamak için şey ettim, büyük yemin ettim. Allah Allah. Bakmayacağım kendime, hani annem çok hastalık çekiyor, yıllardır hastalık çekiyor, iyileşemiyor, şey edemiyor, kendine gelemiyor. Ama kendinize çünkü bakmazsanız siz de hastalanırsınız, siz de rahatsızlanırsınız. Kendinizi bırakırsanız, koy verirseniz. Bakmak istemiyorum. Çünkü bir de şöyle demeleri de çok zoruma gidiyor. Gayrı dışarıya çıktığımda şey diyorlar, teyze diyorlar. Ben daha 25 yaşındayım. Allah ama bana Allah. Teyze diyorlar. Ama yani siz bakın 6-7 yıldır diyorsunuz, yemin ettim annemin hastalığından dolayı kendime bakmamaya yemin ettim. Evet. Ama şimdi eğer dedim kendime bakarsam, sürersem, takarsam takımakı, Allah burnumu yerlerden kaldırmasın, sürüm süründürsün dedim. Allah. Onun için de bozamadım. Anneniz için yaptınız bunu. Kendime bakmak istemedim. Annem acı çekerken de ben kendime niye bakıyorum böyle, niye Allah şey Allah diyorum Allah. Diye o anda bir anda çıkıverdi yemin. Allah Allah. Ondan da bozamıyorum da, milletin de öyle teyze demesinden artık yani insan illaki morali bozuluyor. Evli misiniz efendim? Yok, evli değilim, bekarım. Evet, başka babanız, kardeşleriniz var mı anneyle ilgilenen? Yok, sadece ben bakıyorum anneme. Babam vefat etti, çok oldu. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimimizi, aylığımız var, bakım aylığı. Başka da bir geçim de yok. Geliriniz yok başka? Geliri yok, evet. Özel olarak alıyoruz. İlaçlar olsun, hastane olsun, özel. Anneniz kaç yaşında? Ediyoruz. Kaç yaşında anneniz? Annem 59'a girdi ama işte hastalıklardan dolayı. O da onu da nene eve deyip de şey yapıyorlar. Evet. 90 yaşında görülüyor o da. Peki Allah şifalar versin. Tüm bu Amin. Anlattıklarınızdan sonra ve sorularınızdan sonra ben sözü hocamıza bırakacağım. Siz de lütfen valideniz hanımefendi izliyorsa annenizle birlikte televizyondan takip ediniz. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Mevla şifa versin. Aksaray'a selam ediyoruz. Hocam buyurunuz. Muhsin Bey, şimdi hanım kardeşimiz bakın, safer ayında bir uğursuzluk olacağı, bir bela olabileceği, ondan korunmak için de safer ayının başında sonunda şu kadar namaz kılmak gerektiği gibi. Bir kere bakın, bu konunun, bu sorunun cevabını sevgili Peygamberimiz vermiş. La safere buyuruyor. Yani safer ayında uğursuzluk inancı yoktur. Gel bunu atıverelim ya. Hakikaten bu söyleniyor. Bakın ondan sonra haydi nasıl bu yanlış düşünceyi insanımızın fikrinden, zihninden nasıl çıkaracağız? En doğrusu Allah'ın elçisi bu soruya cevap veriyor. Safer ayında uğursuzluk diye bir şey söz konusu değildir diyor.
Ama nafile namaz kılarmışız. Elbette onun sevabı var. Ama illa şu zaman kılacağın, bu zaman kılacağın diye de bir mecburiyet yok. Kulum nafile ibadet. Ne demek nafile ibadet? Yani mecburinin dışında gönüllü ibadet. Kulum gönüllü ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum buyuruyor. Şimdi ikinci sorusuna geçelim. Hanım kardeşimiz annesine hizmet ediyor. O ne kadar güzeldir yani. Ne kadar güzel. Sevgili Peygamberimiz, hastayı ziyarete varan kişi cennet bahçesine girmiş gibidir. Aksaray'ın bahçesine girse bu hanım kardeşimiz ne yapar? Eline bir sepet alır, sebze toplar, meyve toplar. Hayır, şimdi annesine bakmakla, hizmet etmekle Aksaray bahçesine değil, cennet bahçesine girmiş gibidir. Yani bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yani kulum, ben acıktım, beni doyurmadın. Ben susadım, beni sulamadın. Ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi, sen bunlardan berisin. Bu acıkmak, susamak, hastalanmak senin şanından değil. Hasta kulumu ziyaret etseydin, sanki beni ziyaret etmiş olurdun. Susuz kulumu sulasaydın, sanki beni sulamış olurdun. Aç kulumu doyursaydın, sanki beni doyurmuş olurdun. Yani hanım kardeşimiz annesine hizmet ediyor, dua ediyor. Ama üçüncü meselesine gelelim. Annem madem böyle hastadır, ben de kendime bakım yapmayacağım. Ya yapmamak için de yemin edeceğim. Bak, bu yemini derhal bozsun. Yani gücü yeterse 10 fakiri doyursun, gücü yetmezse 3 gün oruç tutsun, bu yemini bozsun ve ya gerektiğinde ilaç mı kullanacak, krem mi kullanacak? Böyle yeminlerde devam etmek doğru değil. Aynen birisi de Peygamberimizin zamanında güneşte dikilip duruyor. Efendimiz, bu adam niçin güneşin sıcak güneşte dikilip duruyor? Öyle yemin etmiş ya Resulallah, bozsun o yemin, gölgeye gelsin. Öyle o yeminde devam etmek doğru olmaz buyuruyorlar. Yani hanım kardeşimiz bakın, neredeyse psikolojisine tesir edecek şekilde krem kullanmamız gerektiğinde krem kullanacağız. İlaç kullanmamız gerektiğinde, yani bu vücut bize emanettir. Bu emanetin sağlığını korumak da bizim görevimizdir. Bu emanete hıyanet etmemiz doğru değil. Peki. Sağlığımızı korumamız gerekiyor. Allah razı olsun. Öyle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, devam edeceğiz. Hediyelerimiz var bugün yine. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Seccade set hediyemiz var. Bu hediyelerle ilgili de 3 tane şifre vereceğiz program boyunca. Ama önce reklamlara gidelim müsaadenizle. Reklam arasında ben sizden gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp'tan, Instagram'dan mesajlarınızı, sorularınızı, video sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Gece uyumadan önce okunacak dua ve sureler hangileridir? Uykuda korkan kimse nasıl dua etmelidir? Gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için hangi duaları okumalıyız? Peygamberimiz uyumadan önce hangi duaları okurdu? Gece uyumadan önce okunacak dualar az sonra Necmettin Nur Saçan'la sohbetlerde. Zengin olmak için okunacak bir dua var mıdır? Maddi ve manevi zenginlikler için Allah'a nasıl dua edilmelidir? Hazreti Süleyman, mal, mülk ve servet sahibi olmak için Allah'a nasıl dua etmiştir? Maddi ve manevi zenginlikler için Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar var mıdır? Mal, mülk ve servet sahibi olmak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nur Saçan'la sohbetlerde.
Efendim yeniden birlikteyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Reklam arasında hem WhatsApp'dan hem de Instagram'dan sizden gelen mesajlara bakma imkanımız oldu. Bir daha hatırlatma yapalım. Sadece programda değil, hafta içerisinde ben ve arkadaşlarım sizden gelen tüm mesajlara bakıyoruz. O videoları izliyoruz. Instagram'a gelen sorulara bakıyoruz. Hocamıza inşallah iletiyoruz ve programı hazırlıyoruz. Bilginiz olsun ama bazen her soruya da vakit kalmıyor. Maalesef yüzlerce soru var. Biraz sabırlı ve anlayışlı olmanızı rica ediyoruz. Sırası gelene inşallah ekrana veriyoruz. Hediyelerimiz var dedik. Hediyelerimizle ilgili bilgi de verelim, sonra devam edelim. Bugün inşallah bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Ve seccade seti hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Bunun için de toplamda 3 tane şifre vereceğiz. Birinci şifremiz az sonra ekranlarda olacak. Mesajlara biraz bakalım. Hocam çok güzel mesajlar var. Örneğin Özbekistan Buhara'dan hocama selam ederiz demişler. Kadir Adina. Vay yine selam. Muhsin Bey Kırıkkale'den Üstek ailesi olarak hocamızı izliyoruz. Sizleri izliyoruz. Değerli hocamızın hayırlı dualarını bekliyoruz demişler. Selam ediyorlar. Tarsus. Tarsus'tan Numan Bey'de Necmettin hocamıza selamlar iletiyorum. Hocam lütfen dualarını bizden eksik etmesin demişler. Selam Tarsus, hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş Göksun Tombak köyünden çok selamlar. Ailecek şu anda sizi izliyoruz, hocamızı izliyoruz. Hocamdan dua bekliyoruz demişler. Türkmenistan Aşkabat'tan selamlar. Allah iki dünyanızı abad etsin demişler hocam. Ne güzel dua. Türkmenistan Aşkabat'tan selam ediyoruz. Evet, bir başka izleyicimiz. Biz de onlara bir mukabele selam. Allah razı olsun. Evet. Merhabalar Muhsin Bey. Pazar günü hocamın memleketi olan Kayseri'de kardeşimin sınavı var. Lütfen selamlarımızı iletiniz demişler hocam. Aman. Evet. Aleyhisselam, başarılar diliyoruz. Hatice Atak hanımefendi, selam ediyoruz. WhatsApp hattımıza soru yazarken bulunduğunuz şehirleri de yazın. İnşallah selam yollayalım sevgili izleyenler. Bir telefonumuz var. Telefonla sürdürelim yayınımızı. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun. Sabahlar. İnşallah. Allah buyurun. Olsun. Buyurun. Teşekkür ettim. İyi günler Necmettin Hocam. Hayırlı günler. Hayırlı pazarlar Necmettin Hocam. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Sizi çok izliyoruz. Hadi sesim geliyor mu Necmettin Hocam? Hamdolsun. Hocam duyuyor sizi. Siz sorunuzu sorabilirsiniz. Buyurun. Sorunuzu sorabilirsiniz. Ben sağlık çalışanıyım. Biraz sinirliyiz. Biraz sinir var. Stresli işte bu işi yoğunluğundan ötürü. Sinir biraz öfkeyle işte eşime birkaç defa boş ol dedim. Hatırlamıyorum. Eşim diyor bilerek söyledin diyor. Hatırlıyorsun diyor. O yüzden diyor nikahımız düştü diyor. Çekti gitti babasının evinde. Yani isteyerek de boşamadım ve hatırlamıyorum hocam. İşin stresiyle, öfkesiyle o anda bir de eşimin çıkışmasıyla ağzından çıkan laflar. Ne zaman oldu bu anlattıklarınız? Yaklaşık 2 ay oldu hocam. 2 ay oldu. Öfkeyle, sinirle eşinize boş ol demişsiniz. Şu anda hatırlamadığınızı söylediniz. Eşiniz doğrudur, de bunu bahane ederek evi terk etti dediniz. Öyle mi? Doğrudur diyor. Yalan söylüyorsun. Hatırlıyorsun diyor. İşte diyor hatırlamak zorundasın diyor. Beni hatırlamak zorunda bırakıyor. Biraz da işin stresiyle psikiyatri ilacı da kullanıyorum. Diyor, delisin diyor. Deli olsam ne işin var sağlık çalışan? İşin stresiyle işte bunda her psikiyatri ilacı kullanan da deli olacak diye bir şey yok değil mi hocam? Peki o gün bugündür hiç konuşmadınız mı eşinizle? Ya sürekli yalvarıyorum kendisine. Diyorum ki evine dön diyorum. Bilerek boşamadım seni diyorum. İşte işin stresiyle bizim yoğunluğum bu aralar koronavirüsle mücadele yoğunuz. İşte o bizi de anla işte biz de o stresle eve geliyoruz bir de tartışıyorsun. Benim de o anki öfkeyle çıktı hatırlamıyorum. Yani hatırlatsam bilerek söylesem niye ben sana söyleyeyim ki onu bir daha söylemeyeceğim diyorum inanmıyoruz. Bilerek kaç yıldır, boşadım diyor kaç beni. Yıldır evlisiniz? 10 yıldır. 10 yıldır çocuk var mı? 2 tane çocuk var. Mevla bağışlasın. Nerede? Sizin yanınızda mı yoksa eşiniz götürdü mü? Eşim götürdü ama çocuklar bizim benim yanımda memlekette. Memlekette. Evet. Şu an izliyor mudur eşiniz? Programımızı anda, takip eder mi? Eşim şu anda kadın sığınmada.
Ha, sığınma evinde şu anda. Evet. Kadın sığınmada babası kızdı ona, dedi niye yuvana dağıtıyorsun gibisinden. Git babanı, eşinin yanına git dedi. O da gitmiş kadın sığınmaya. Ben anlayamadım hocam yani eşimi. Ben eşimi çok seviyorum. Kötü bir insanla değilim. Peki ya bir şey soracağım. Bir şey soracağım beyefendi. Hani şiddet uyguladınız mı kavgada, o öfkeyle, o sinirle eşinizi dövdünüz mü? Bu tür olaylar da oldu mu, yaşandı mı? Yok, dövmedim onu. Allah var yukarıda. Yani evet. Fiske bile vurmadım. Evet. Sadece çıkıştım ona, dedim. Bana dedi işte boşandım işte, bırak gideyim dedi. Biraz çıkıştım ona ama fiske bile vurmadım. Yani herhalde birkaç hocaya gitmiş, boşandın işte demişler buna. Benden habersiz, o da o yüzden çekip gitmiş. Evet. Peki eşinize ne söylemek istersiniz? Şu anda sizi izliyor olsa, sizi dinliyor olsa ne söylemek istersiniz? Sonra sözü hocamıza bırakacağım. Ben eşime buradan çocuklarım için, o yavrular için yalvarıyorum ona. Yani sahip çıksın. Bana değil, o çocuklara sahip çıksın. Bana değil, o çocuklara sahip çıksın. İstiyorsa uzaktan maddi manevi her konuda destek çıkarım. Bir de boşanma davası açtı. Boşandık işte, geri dönüşü yok gibisinden şey yaptı. İşte bu boşanma şeyinden ötürü kızıp boşanma davası da açtı. Yani ben eşimi seviyorum. Yani öyle bir insan değilim. Onu şiddet uygulayacak böyle. Şiddet de uygulamadım. Allah da var yukarıda. İnşallah gelip çocuklarına sahip çıkar. Evet, memlekette dediğiniz çocuklarda. Siz çocuklarla görüşüyor musunuz? Geçen görüştüm, kızımla görüştüm. Annem dedi niye yuvasını dağıttı baba? Annem bilmiyorum kızım dedim. Eğer sizi sevseydi yuvasını dağıtmazdı. Yeri gelir, bazı kadınlar çocukları için çiğ tavuk yer ama bizim hanım sağ olsun yuvasını dağıttı. Ben bilerek söylesem, isteyerek şey yapsam, yani işin stresiyle ağzımdan çıkan kelime, onu da hatırlamıyorum. Hatırlamak zorundasın diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Ben bir şey diyemiyorum. O çocuktan hatır için ona yalvarıyorum yani. Evet. Pişmansınız. Hatırlamadığınız halde şu anda eğer bu öfke anıyla, öfke sinirlilik anında sarf ettiğim sözler için çok pişmanım. Özür diliyorum, af diliyorum diyorsunuz zaten. Bunu kendisinin yüzüne söylediniz mi? İfade ettiniz söyledim mi? Söyledim. Hatta ayaklarına da kapandım. Yok dedi, geri dönüş yok dedim. Ayaklarına kapandınız. Evet. Doğrudur, ayaklarına kapandım. Üstü Bey'in yanına kapandım dedi. Bu çocuk dedi eğer boşasaydı seni, eğer gerçekten boşasaydı bu çocuk seni peşinden gelip de sana yalvarmadı iki çocuk için. Ayaklarına kapandım. Peki ne düşünüyorsunuz önümüzdeki günlerde? Mesela aile büyükleri yok mu devreye girebilecek? Ne bileyim eşinizin aile büyükleri, sizin aile büyükleriniz ikna edebilecek bu konuda, ya size yardımcı olabilecek birileri yok mu? Aile büyükleri, annesi babası var, bir de abisi var. Babası biraz babasıyla abisi biraz aklını çelmişler. Onlar da sağ olsunlar. O konuda yardımcı olmadılar. Hacı'ya, hocaya götürdüler. İşte boşandın kızım, geri dönüşü yok gibisinden. En sonunda kendilerine dedim ki Allah var yukarıda, bak iki tane çocuk var. Yani kızı alıp alıyorsunuz, sağa sola götürüyorsunuz. Yazık, yuvam dağılacak. Yazık, yapmayın dedim. Yapmayın. O kızın aklını doldurmayın dedim. Yani fitne fesatçıların arasında kaldı. Evet. Peki hocamıza sözü bırakalım. Siz de televizyondan lütfen takip edin. İnşallah o eski mutlu günlerinize dönersiniz. Çocuklarınızla, eşinizle birlikte. Duacı olalım inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hocamıza sözü bırakıyoruz. Selam ediyoruz. Buyurun hocam. Muhsin Bey, bu yılın kahramanları sağlık çalışanlarımızdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Hakikaten çok fedakarca kendi hayatlarını bile yerine göre tehlikeye atarak, evlerinden uzak kalarak, başka canları kurtarmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan onlara müteşekkiriz, onlara duacıyız. Ama kazandığımızı da kaybetmemeli. Şimdi bu kardeşimiz ne güzel orada kazanıyor ama öfkeyle de kaybetmemeli. Anlattığı tabloya göre nikahları bitmiş demek mümkün değildir.
ama kızımız gitti, birilerine anlattı. Onların anlatışına göre de dinleyen hocalar sizin nikahınız gitmiştir dediler. Ama esas ortalıkta bakın sözü söyleyen kardeşimiz karşımızda. O yüzden anlattığı tabloya göre dinen bağları kopmuştur, nikahları bitmiştir demek mümkün değildir. Yapıcı olmak lazım. Kişi düşünmeden bir laf eder. O laf dolayısıyla cehennemden kendisine ayrılan yer doğu ile batı arasındaki mesafeden daha geniştir buyuruyor. Yani o yüzden hanım kızımıza söz duyurmalı, tezelden dönmeli ve yuvasına dönmeli. Kardeşimiz bakın böyle gerçekten boşama düşüncesiyle, niyetiyle hareket etmemiştir. Rabbimizden yuvalarında huzur ve mutluluk diliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, WhatsApp hattımıza gelen videolara geçelim. Çok video var. Sırası gelen inşallah yayınlayacağız. Soru videolarınızı bekliyoruz diyelim. İlk videomuzu görelim. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız Muhsin Bey? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hocam sizleri çok seviyoruz. Cumartesi günü, cuma günleri Allah her Allah zaman takip ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizlerden Allah bin Allah kere razı olsun. Evimizin huzurusunuz her zaman. Amin. Hocam ben Akska Türklerindenim. Antalya'dan arıyorum. Benim rahmetli babam Kazakistan'da vefat etti. Mezarı Kazakistan'da. Annemin mezarı Özbekistan'da. Ben onlara Yasin ve dualar okuyorum. Araları çok uzak birbirine. Acaba benim dualarımı hissediyorlar mı? Eğer mesajımı okursanız ve cevabını verirseniz çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize, emek geçenlere, herkese çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, ne güzel dualar. Buyurun hocam. Ahıska Türklerinden bu kardeşimiz duygulandım. Yani ne zulümler yaşadılar. Dediği gibi annesi, babası, yani ben Almata'da böyle Ahıskalı Türkleri ziyaret ettim de aman ya Rabbi ne kadar sadık, ne kadar güzel insanlar. Efendim Ali Paşa diye birini ziyaret etmiştim. Ben daha yeni yemek yemiştim, evine götürdü. Hayır, sen Türkiye'den gel de ben sana yemek ikram etmemiş olayım, öyle mi? Tok karnıma mecbur sofrasına oturdum. Şöyle diyordu biliyor musun? Halbuki 85 yaşındaydı ben ziyaret ettiğimde. Ve eski rahatsızlıkları da yok. Ama buna rağmen ne diyordu? Allah canımı Türkiye'de alsın diyordu. Evet. Bir ara Türkiye ile Rusya takımları arasında maç oluyor. Bizimkiler gol atmış. Ama öyle duygulanıyor. Fırladım yerimden diyor. Ama o yerimden fırlayışımın çok hesabını sordular benden. O zulümler, o baskılar bitmiş şimdi. Rahata ermişler. Yani hikayeyi uzatmayayım da. Hanımefendi tereddüt etmesin. Antalya'da okuyacağı dualardan annesi de babası da Özbekistan'daki, Kazakistan'dakiler haberdar oluyor. Yaptığı iyiliklerden, kötülüklerden de haberdar oluyor. İstanbul'umuza şeref veren Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri naklediyor sevgili peygamberimizden. Yani biz dünyada olanlar bir iyilik işledik mi bizden ayrılıp ebediyete gidenler ya Rabbi iyiliğini artır diye dua ediyor. Bir kötülük işlersek ya Rabbi bunları bundan vazgeçir dediklerini Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri sevgili peygamberimizden naklediyor. Bu bakımdan Antalya'daki Ahıskalı kardeşimiz mütereddit olmasın. Buradaki yaptığı hayırlardan, okuduğu fatihalardan annesi de babası da haberdar ve hisseyap oluyorlardır. Rabbimiz kendisine, seyircilerimize hayırlı ömürler ihsan eylesin. Amin, efendim. Amin diyelim. Evet, güzel mesajlarınız geliyor. Selam ederiz elbette. Lütfen Diyarbakır'a da selam gönderin demişler. Selam ediyoruz. Bize selam yok mu demişler Mersin'den. Mersin hayırlı sabahlar.
Güzel bir gün olsun, bereketli bir gün olsun. Aydın'dan selam isteyenler var. Aydın'a selam ediyoruz. Nazilli'ye selam ediyoruz. Muş'tan izleyenler selam ediyoruz. Ağrı'dan, hocamızdan dua bekliyoruz diyorlar. Kahvaltı sofrasına oturduk şu anda. Tüm ailecek sizi izliyoruz. Lütfen hocamızdan dua rica ediyoruz. İzmir'e de selam ediyoruz. Evet, bir WhatsApp videomuz daha var. Sonra inşallah bu iki tane WhatsApp videomuz arka arkaya gelecek. Çünkü aynı konuda. Sonrasında birinci şifreyi paylaşacağız. Görelim. Eşim arkadaşları yüzünden sürekli içki içiyor. Yani sürekli dediğim haftada en az 3 defa falan içiyor. Arkadaşlar içki alıyor. Onlar birlikte içiyor. Ama kendi içkiye para vermiyor. Çok nadir para verdiği oluyor. Hani onlar olmadığında, arkadaşları almadığında. Ama arkadaşlarım mutlaka içki aldığında onu çağırdığında reddetmiyor. Hani onlar da kesinlikle içiyor. Neden içtiğini dediğimde her gün mi içiyorum diyor bana. Hani ben içmesini hiç istemiyorum. Her gün içmesin, hiç içmesin. İster kendi para versin, ister arkadaşlarını alsın. Kesinlikle içmesini istemiyorum. Küfürler ediyor içtiğinde. Kalbimi kırıyor. Sonra ne yaptım ki oluyor. İçki içtiği için kızdığımda ise surat asıyorsun diyor. Çünkü içki içmesini istemiyorum. Hocam benim ne yapmam lazım? Size sormak istedim. Evet. Teşekkürler şimdiden. Bir video daha var aynı konuyla ilgili. Hocam bunu da görelim. Bu 53 yaşından beri, 53 seneden beri ben bu adamla yaşıyorum. İçki Allah rızası için yalvarıyorum, bırakmıyor. Hep içtiği zaman ben yani kuma olsa o kadar üzülmez. Çok üzülüyorum. Bu kendi safa keyfine bakıyor hocam. Ama ben çok üzülüyorum. Bunu yani sen nasıl biliyorsan bana cevap ver hocam. Evet, Allah buyurun hocam. Allah rızası için. Buyurun hocam. Evet efendim. Yani beyefendi kendine alkole kaptırmış. İçki içiyor. Bundan Allah memnun mu? Allah memnun değil. Eşi memnun mu? Bakın eşi memnun değil. Yani 3 tane düşmanımız var. Buna karşı uyanık olmak lazım. Nefis, şeytan, su-i akran. Yani kötü arkadaş. Bir nefis. Nefis. Yani Peygamberimiz ne diyor? Bakın Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. Peygamber böyle dua ediyor. Ya, yine Kur'an'da bakın. Ya Davud, nefsine uyma. Feyudilleke an sebilillah. Seni Allah'ın yolundan saptırır. Bir peygamberi Allah yolundan saptırabilecek olan nefis bize neler yaptırmaz? Ada aduvke nefsüke leti beyne cembeyk. En amansız düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. İki şeytan, o onun düşmanlığı da açıktır tabii şeytan. Üç su-i akran, kötü arkadaş, kötü arkadaş. Bu konuda gelin şu olayı anlatayım. Ukbe bin Ebi Muayit diye bir adam, Mekke'nin ileri gelenlerinden, zenginlerinden. Ticari bir seferle Mekke'ye dönmüş. Bir ziyafet vermek istiyor. Mekke'nin ileri gelenlerini davet ediyor. Bu arada Peygamberimizi de davet ediyor. Sevgili Peygamberimiz de davetine şu şartla gelirim. Eğer şehadet okursan, eğer mümin olursan davetine icabet ederim. Aksi takdirde etmem. Peki diyor. Ukbe bin Ebi Muayit eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyor. Ama bu olayı müşriklerden Übey bin Halef de duyuyor. Übey bin Halef bu Ukbe bin Ebi Muayit için diyor ki sen diyor hem bizi davet ettin hem de Hazreti Muhammed'i davet ettin. Üstelik de şehadet okumuşsun. Yani bunu sana pahalıya mal ederim diyerek tehdit ediyor. Bak davetine gelirim ama şartım bu.
gideceksin Hazreti Muhammed'e yaptığın o daveti geri alacaksın bir. O da yetmez, affedersiniz, aşağı onun yüzüne tüküreceksin diyor. Ukbe bin Ebi Muayit de korkuyor, tesirinde kalıyor bu sözün. Gidiyor Peygamberimizden o davetini geri çekmekle birlikte, affedersiniz, tükürüyor. Fakat öyle bir rüzgar ki tükürük onun kendi yüzüne dönüyor ve yüzünü de yakıyor. Mucize. Ve bu adam, bu olan üzerine bir ayet nazil oluyor. Ayet şu: Yevme ya'addu zalim. Zalim kişi, zalim kime zalim? Kendine zulmetti. Ellerini öfkesinden, pişmanlığından ellerini ısırır. Ya leyteni ittehaztum ar rasulü sebila. Keşke peygamberle beraber olaydım. Ya veyleta leyteni lemettehiz fulanen halila. Yani filanı dost edindim, yazık bana, yazık. Lekad edalleni ani zikri bade izcaeni. O adam benimle beraber olduktan sonra Allah'ı anmaktan, Allah'a giden yoldan beni alıkoydu. Söyle arkadaşını, söyleyeyim seni. Kişi akranından azar. Kebuter, kebuter, baz, babaz. Keklik keklikle, doğan da doğanla uçar. Yani şimdi bakın, bu kardeşimizin tavrından Allah memnun değil, yakınları memnun değil. Öyleyse bulunduğu ortamdan onu kurtarmalı. Evet, Allah razı olsun hocam. Evet. Devam edelim. Yine sağ videolarımız var. Instagram'dan bizim mesajlarımızı da okuyun lütfen demişler. Okuyalım. Berkay Bey Samsun'dan selam etmişler ve aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Ben Münibe Ayvalık'tan sizi izliyoruz ve sizi çok seviyorum, ellerinizden öpüyorum demişler. Yine okuruz zaman zaman, sorularınıza da döneceğim ama önce birinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Evet, bugün Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bir de seccade seti hediyemiz olacak inşallah. Bunun için de toplamda 3 şifre vereceğiz. Henüz yeni açanlar varsa bir şey kaçırmadınız. Daha ilk şifreyi yeni paylaşıyorum. Çok da soran oluyor. Bu bir hediye mi yoksa yarışma mı, nasıl oluyor diye. Hocam, bu bir hediye, yarışma değil. Dolayısıyla soru sormayacağız. Sadece verdiğimiz şifreleri bir yere not almanız yeterli olacak. Evet, ekrana geliyor. Birinci şifremiz, ilk şifremiz. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Elhamid. Ya Allah Celle Celaluhu. En çok hamde layık olan ve bütün varlık tarafından hamd edilen, milyarla varlığın diliyle tesbih edilen, hamd edilen Allah, hamde layık olan Allah. Kur'an'ın ilk cümlesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ehli cennet Allah ile konuşacaklar. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Sözlerinin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Evet. Bütün varlığın hamd ettiğine, eşrefi mahluk, ekmeli mevcut olan biz nasıl hamd etmeyiz, nasıl kulluk etmeyiz? Teşekkür ediyoruz hocam. İki şifremiz daha olacak. İnşallah biraz sonra paylaşırız. Telefonumuz var ama attı mı, düştü. Videomuzu görelim, sonra alalım. Gece uyumadan önce okunacak dua ve sureler hangileridir? Uykuda korkan kimse nasıl dua etmelidir? Gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için hangi duaları okumalıyız? Peygamberimiz uyumadan önce hangi duaları okurdu? Gece uyumadan önce okunacak dualar az sonra Necmettin Nur Saçan'la sohbetlerde. Zengin olmak için okunacak bir dua var mıdır? Maddi ve manevi zenginlikler için Allah'a nasıl dua edilmelidir?
Hazreti Süleyman mal, mülk ve servet sahibi olmak için Allah'a nasıl dua etmiştir? Maddi ve manevi zenginlikler için Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar var mıdır? Mal, mülk ve servet sahibi olmak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nursaçan'la sohbetlerde. Hocam, ben bir soru sormak istiyorum. İstemeyerek de olsa evli bir insanla bir ilişkim oldu. Eşimden yeni boşandım. İstemeyerek oldu, çocuk oldu, aldırmadım. Şu anda çok zor durumdayım. Anlatmadığım çok şey de var. Fakat vicdanım rahat değil hocam. Namaza başladım. Kapanacağım. Adam ailesine döndü. Ben hamileyken hep annemde kaldım. Hani öyle maddi olarak yardım ediyor ama hiçbir şekilde yanımızda kalmıyor. Çocuğu da kabulleniyor, bir yandan kabullenmiyor. Yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz hocam. Bir şeyler söylerseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki buyurun hocam. Videomuzu izledik. Efendim bundan dolayı tabii tevbekar olmaktır. Tevbekar. Yani innallaha la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz ama onun dışındakileri dilediğini bağışlar. Tabii bundan dolayı en nedemü tevbetün. Pişmanlık tevbedir. Bundan dolayı pişmanlık duymalıyız. Gözyaşı dökmeliyiz ve tekerrür etmemeli. Ve kendisi güzel düşünüyor. Bakın sevgili peygamberimiz ittakillah haysuma kunt. Nerede olursanız olunuz Allah'tan korkunuz. İki, bir kötülük işleyince arkasından iyiliği getiriniz. Hanım kardeşimiz örtüneceğim diyor. Namaza başladım diyor. O yanlışın arkasından bu doğrular gayet güzeldir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun nimetleriyle besleniyoruz. O görüyor, o biliyor, o haberdar. Yaptıklarımızdan onun huzurunda hesaba çekileceğiz. Kur'an'ın büyük surelerinden birinin adı Tevbe'dir. Ne anlatılır orada? Yani bir emre uymadığı için 50 gün gözyaşı döken kişinin hali anlatılır. Şöyle anlatılır bakın. Ve zannu en la melce'e minallahi illa iley. Allah'tan başka sığınılacak yer olmadığını anladılar. Allah'a sığındılar. Allah da onların tevbelerini kabul etti. Hanım kardeşimize tavsiyemiz tekerrür etmemeli, pişmanlık duymalı, tevbekar olmalı. Tesettüre gireceğim diyor, gireceğim diye derhal girmeli ve namazı da asla ihmal etmemeli. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun. Teşekkür ederim. Batman, buyurun. Evet. Benim hocamıza bir sorum olacaktı da. Buyurun. Benim kaynanam altın bileziğini kaybetti. Ve bulmak için bazı insanlar bazı hocaları tavsiye ediyor. Bu hocalar da her şeyi biliyormuş. Kimin aldığını veya kimin nereye koyduğunu, kimin sakladığını hepsini biliyormuş. Ne kadar maharetlilermiş yahu. Ne kadar maharetlilermiş. O zaman dünyada hırsız kalmaz yani. Bu yetenekte insanlar varsa... Hırsızlık olmaz dünyada. Yeryüzünde hırsızlık olmaz. Evet hocam. Peki ne yaptı? Gitti mi bu kaybolan bileziği için gitti mi o tırnak için hocalara? Hayır hocam, daha gitmemiş ama hani sürekli gitmek istiyor. Sürekli ben gideceğim diyor. Biz durduruyoruz. Hani böyle hani hocalara inanma falan diyoruz ama gerçekten etraftaki insanlar ne kadar güveniyorsa o hocalara tam böyle kaptırmışlar kendilerini, söylediği her şey çıkıyormuş, hepsi doğru, elini kitabın üstüne koyuyormuş parmağını. Kimin o altını veya kaybolan bir şeyi aldığını hemen çıkarıyormuş. Biz de hani sürekli kızıyoruz gitmesin diye ama kendisi bayağı bir kafasına koymuş,
gideceğim diye ben hocamıza sormak istedim. Hani merak ettim doğru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in üzerine elini koyup ondan sonra kimin çaldığını mı görüyormuş? Orayı bir anlatır mısınız? Evet, evet. Bileziği kaybolan kadın hocanın yanına gidiyor. Evet. Parmağını Kur'an'ın üstüne koyuyor. Parmağını. Evet. Evet, sonra? Bu hoca da artık hangi dua mı ne yapıyorsa o kadının koyduğu eliyle kimin aldığını ve kimin çaldığını buluyormuş. Pesya. Ben hani inanmıyordum. Hani sürekli kaynanama söylüyordum gitme. Ondan sonra hani yalan böyle şeyler inanma ama etraftakiler sürekli git diyor. Kimin aldığını, kimin kaybettiğini hani veya sen nereye koymuşsan hocalar buluyor illaki git diyor. Biz de hani gitmesini engelliyoruz ama gerçekten kafasına koymuş sürekli gitmek istiyor. Ama evet. Hocamıza söyledim hani ne kadar doğru. Evet. Hani kayınvalideniz hanımefendi şu an izliyor mu hocamızı bizi? Kayınvalidem izliyor, evet. İzliyor mu? Selam ediyoruz. Evet, İnşallah hocamızın söylediklerini dikkate alır, tavsiyelerini evet. İnşallah kayınvalideniz dikkate alır. Ben bu tırnak içinde hocalara, işte bu üfürükçülere, işte bu tür işlerle uğraşanlarla ilgili bir şey sormayacağım hocam ama şunu sormak isterim hocam. Eşyalarımız, herhangi bir eşyamız kaybolduğunda dinen okumamız gereken dualar var mı? Bunu sormak isterim. Yani bir şeyi kaybettik diyelim. Bu konuda dini bir tavsiye var mı? Bunu sormak isterim. Evet. Hocamıza, sizin söylediklerinizin ve sorduklarınızın yanına. Teşekkür ediyoruz. Batman'a selamlar. Hocam buyurun. Efendim Muhsin Bey, şimdi bazı hocalar demek ki hırsızı bulabiliyor, suçluyu bulabiliyor. Yahut devletimiz suçluyu bulabilmek için ne zahmetler çekiyor, ne fedakarlıklar yapıyor. Affedersiniz, köpeklerden bile faydalanma yoluna gidiyor ya. Yani o uyuşturucu filan konularında köpek daha iyi burnu koku alır diye ondan istifade ediyorlar. Yani böyle adamlarımız varsa devlete ne müthiş yardımcı olurlar ya. Yani hırsızı, suçluyu bulabilmek için devletimiz ne elemanlar kullanıyor, ne zahmetler çekiyor, ne fedakarlıklar yapıyor. Ya biz bu kadar saf mıyız? Yani demek ki o kişi parmağını Kur'an'a dokunduracak ve o da bülbül gibi söyleyecek. Sizin altınınızı filan çaldı diyecek. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ Kesin bilmediğiniz şey üzerinde konuşmayın. Göz, kulak, gönül bundan sorumlu olacaktır. Kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak kendisine yeter. Yani filan almış, filan çalmış, delil yok, bilgi yok, belge yok. Böyle demeler, yani insanların manevi şahsiyetlerini rencide etmeler doğru değildir. Bu söylenen sözün de aslı esası yoktur. Yapılacak şey devletimize böyle bir olayı haber vermek ve devletimizin bu işi bulmasını sağlamaktır. O kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet, Instagram'dan gelen sorular var. Onlara da biraz bakalım. Azerbaycan'dan, Can Azerbaycan'dan soru var hocam. Yazıldığı gibi orijinal haliyle okumak isterim. Azerbaycan'dan selamlar. Geceler yatan da cin görürem, dua okutturmuşam, hiç hayrı olmayıptır, insan cildine girip beni sesli yırlar. Yani diyor ki gece yattığımda hocam cinleri görüyorum, insan suretine girip bana sesleniyorlar. Cinler insan suretine girebilir mi hocam? Efendim bir kere Azerbaycan, Can Azerbaycan'ın bugünlerde yaptığı mücadelede başarılar diliyoruz. Amin. Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a dönmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz, diliyoruz. Şimdi cin demek görünmeyen, gizlenen demektir. Allah'ın onlar demek ki görülmeyen kullarıdır. Biz bütün bunlardan korunmak için her zaman söylüyoruz. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas surelerini okuruz.
Ama Peygamberimizin öğrettiği şu duayı da okumalıyız. Nedir o dua efendim? Sevgili Peygamberimiz şunu öğretiyor bize duasında. Geceleyin korkan kişiler şu duayı okumalı. Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatı şeyatine en yahdurun. Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların her türlü şerrinden ve uğramalarından Allah'ın tam iradene, kudret ve himayene sığınırım. Böyle dua edilmesini Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Evet, Allah razı olsun hocam. Bu aynı zamanda gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için tavsiye edilen Efendimizin bize öğrettiği bir duanın ilkiydi. Doğru. Biraz sonra konuyla ilgili videolar var. Onları da girdikten sonra diğer dua tavsiyelerini hocamızdan alacağız. Instagram'dan bir soru daha var hocam, o da şu. Muhsin Bey selamlar. Konularla alakası yok ama ben hamile kaldım. Ailem duyarsa çok üzülürler diye internetten ilaç alıp bebeği düşürdüm. Bebeğin kolları, bacakları, hatta parmak çizgileri bile vardı. Bunun dinen günahı nedir? Kendimi ben nasıl affettirebilirim Allah'a? Bundan bu kardeşimiz cinayet işlemiştir. Bundan dolayı tevbekar olacaktır. Allah'tan af dileyecektir. Ve 200 gram altını da efendim o çocuğun varislerine, kendisi düşürmeye teşebbüs ettiği için kendisi bundan faydalanamaz. Onun dışındaki varislerinin hakkıdır bu 200 gram altın. Evet, Instagram'dan bir başka soru. Hocam, altını altınla değiştirmek dinen caiz midir? Açıklamışlar. Örneğin ticaretle uğraşan arkadaşıma tam altın verip 5-6 ay sonra kendisinden tam altın değil de Cumhuriyet altını almak istemem dinen uygun mudur? Yeter ki gramları aynı olsun. Yani, hocam ikisinin bedeli farklı yalnız. Yani fark eder mi bu durumda? İkisi eşit değil. Birisi tam altın, birisi Cumhuriyet altını. Birisinin değeri daha fazla. Eşit olması lazım. Evet. Ha, eşit olması gerekiyor. Lazım. Yoksa caiz olmaz diyorsunuz. Evet. Peki doğru. İkinci şifreyi paylaşalım. Doğru. Sonra inşallah videolarımız var konuyla ilgili, onları görelim. İkinci şifremiz. Ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Seccade ST hediyemiz olacak inşallah sevgili izleyenler. İkinci şifreyi lütfen bir yere not alınız. El-Macid Ya Allah Celle Celaluhu. Evet. El-Macid kadri ve şanı büyük. Kerem ve müsamahası bol olan Allah. Onun kuluyuz. Ona kullukta samimi olmalıyız. Allah razı olsun hocam. Ne güzel bu vesileyle, bu hediyeler vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinin anlamlarını hocamızdan öğrenme imkanımız oluyor. Allah hocamızdan razı olsun. Diyelim ve WhatsApp videomuz var. Muhsin Bey, bu buyurun. Son derece önemli. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri var. Onlarla dua edin. İnan gönlümüz aydınlanır, yuvamız aydınlanır. Bu mübarek isimleri iyice öğrenelim ve bu isimlerle Allah'ı analım. İnşallah. Videomuzu görelim. Hocam hayırlı yayınlar. Benim size bir sorum olacaktı. Ben gece yatarken korkuyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim. Evet, konuyla ilgili bir başka videomuz daha var. Onu da görelim. Hocam selamünaleyküm. Benim size bir sorum olacaktı. Benim kızım uykuda geceleri bayağı korkuyor. Kabuslar görüyor, uyanıyor, bir daha yatıyor, tekrar sıçrıyor, kalkıyor. Hani bayağı korkuyor. Endişeleniyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bize önereceğiniz bir dua var mı? Peygamber Efendimizin yatmadan önce okuduğu dualar nelerdir? Onları bize söylerseniz, aydınlatırsanız çok makbule geçer. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir WhatsApp videomuz daha var. Yine aynı konuyla ilgili. Onu da görelim. Selamünaleyküm.
Annem şimdiye kadar adak adamış da her adağa adadığı zaman yemeğinden yemiş. Yani daha önce yenilmemesi gerektiğini bilmiyormuş. Bundan sonra keseceklerini yemeyecek de bundan öncekiler için tekrar adamış olduğu adaklar için tekrar kesmesi gerekiyor mu? Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bu soruya daha sonra tekrar dönelim ama hocam iki tane video izledik. Burada gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için sizden dua tavsiyesi istiyor seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hayatında bu konuya dair neleri görüyoruz? Neler sünnettir? Gece yatmadan evvel neler yaparsak Efendimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz hocam. Buyurun. Efendim, gece korkan kişi için sevgili Peygamberimizin şu duayı öğrettiğini görüyoruz. Allahümme eslemtü vechi ileyk ve fevvaztu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rahbeten ve rabeten ileyk. La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Âmentü bi kitabikellezî enzelt. Ve nebiyikellezî erselt. Allah'ım, Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayandım. Sırtımı sana dayadım. Ah. Evet. Evet. Bu şekilde dua edebiliriz. Senden tamam efendim. Hocam devam edecekseniz ses gelip gitti. Ben o yüzden bölmek istemedim. Devam edebilirsiniz. Buyurun hocam. Tamam. Senden ümit ederek ve senden korkarak yine sana geldim. Allah'ım, senden başka sığınılacak bir yer yoktur. Allah'ım, indirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere inandım. Yani demek gece korkan kişi için sevgili Peygamberimiz bunu tavsiye etmiştir. Evet. Peki hocam, Efendimiz yatmadan evvel hangi duaları okurdu ya da okuduğu dualar var mıydı? Efendimiz nasıl yatardı? Yatmadan önce şu duayı okuduğunu biliyoruz. Allahümme rabbes semavati ve rabbel ardı ve rabbel arşil azim. Yerlerin, göklerin şanlı arşın sahibi olan Rabbim. Rabbena ve Rabbe kulli şey, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Mevlamız. Falikal habbi ve neva. Taneyi ve çekirdeği çatlatan. Münzilet Tevrat vel İncili vel Fürkan. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı indiren Allah. Euzu bike min şerri kulli şey. Her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ente ahizun binasiyeti. Bütün canlıların perçemi senin elindedir. Allahümme entel evvel. Allah'ım sen ezelisin. Feleyse kableke şey. Senden önce birisi yoktur. Ve entel ahir. Sen ebedisin. Feleyse ba'teke şey. Senden sonra kimse yoktur. Ente zahir, entel batın. Sen hem açık hem gizli. Zahirsin, batınsın. İkzı annet deyin. Ya Rabbi borcumu öde ve agnina minel fakir. Fakirlikten de kurtar beni. Duasını okuduğunu görüyoruz efendim. Evet, Peygamber Efendimizin duasıyla inşallah biz de dua edelim. Gece yatmadan önce, gece uyumadan önce. Hocamızın zikrettiği, okuduğu duaları biraz sonra tekrar paylaşırız ama hocama şunu sormak isterim. Hocam, Peygamber Efendimiz yatmadan önce
ellerini açıp avuçlarının içine Kul Huvallahu Ehad İhlas Suresini, arkasından Kul Euzu bi Rabbin Nas, Kul Euzu bi Rabbil Felak'ı okuyup yüzüne sürmüş, vücuduna sürmüş, öyle yatmış mıdır? Çünkü bu da söyleniyor. Yani okuduğu sureleri doğrudur. Yüzüne, vücuduna, doğrudur. Elinin ulaşabildiği her yere sürüp öyle yatmıştır deniyor. Bu da doğru mudur evet. Hocam? Sahih midir? Bu doğrudur. Bu doğrudur Muhsin Bey. Yani belki şu okuduğumuz duaları değerli seyircilerimiz ezberleyemeyebilir. Ama zaten o sureler muavvizat dediğimiz Allah'a sığındıran sureler. Yani sevgili peygamberimiz okumuştur dediğiniz gibi avuçlarına onu üflemiş ve vücudunun her tarafına eliyle de meshetmiştir. Ne güzel, bunu da uygulayabiliriz. Bir sünneti daha böylelikle öğrenmiş olduk. Uygularsak sünnet sevabını da alırız inşallah sevgili izleyenler. Yönetmenimizden rica edelim. Ekran görüntüsü evet. Almak isteyenler oluyor. İlk dua Allahümme eslemtü diye başlayan anlamını paylaşmak isterim. Tam ekran gelecek, yönetmenimiz verecekler. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa o yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Evet, bu şekilde dua etmemizi tavsiye ediyorum muhterem hocamız. İkinci, Euzu bi kelimetillahi tammeh diye başlayan, onu da paylaşalım. Ekran görüntüsü olarak şu anda alabilirsiniz, kaydedebilirsiniz sevgili izleyenler. Allah'ın gazabından, kulların şerrinden, şeytanların her türlü şerrinden ve uğramalarından Allah'ın bütün kelimeleriyle yine ona sığınıyorum. Evet, hocamızın dua tavsiyesi, gece kabus görmemek ve korkulardan emin olmak için okunacak dua tavsiyeleriydi bugün. Hocam Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Ve biraz evvel bir WhatsApp videomuz girdi. İzleyicimizin sorusu şuydu. Annem bilmediği için adadığı adakların yemeklerinden yemiş geçmişte. Yenmeyeceğini bilmiyormuş. Evet. Şimdi ne yapacak? Yani o adakları tekrar mı yerine getirecek? Ne yapması icap eder diye sordu. Yok efendim. O adakları yeniden yerine getirme diye bir görevi, mükellefiyeti yoktur. Ama şöyle zannederler yani... Diyelim ki kaç kilo o adakların hepsinden 5 tane adağım vardı. 2'şer kilodan 10 kilo eder. 10 kilo et kaç lira eder? Şu kadar para eder. Onu fakirlere sadaka olarak verir. Yoksa o adak kurbanları yenilemek gerekmez. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Zengin olmak için okunacak bir dua var mıdır? Maddi ve manevi zenginlikler için Allah'a nasıl dua edilmelidir? Hazreti Süleyman, mal, mülk ve servet sahibi olmak için Allah'a nasıl dua etmiştir? Maddi ve manevi zenginlikler için Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar var mıdır? Mal, mülk ve servet sahibi olmak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nursaçan'la sohbetlerde. Hayırlı yayınlar hocam. Benim babam öleli 2 sene oldu. Ondan sonra babam ölmeden önce bana yerli yersiz çok beddua ediyordu. Şu an işim gücüm hiçbir şekilde rast gitmiyor. Kısmetim kapalı. Yani sürekli üstümde bir uğursuzluk. Sürekli böyle yorgunluk hali, çalışamama hali. Bir hocaya danıştım. Hoca bana öyle söyledi. Üzerinde dedi beddua var dedi. Ondan sonra o bedduayı kaldırmadığın sürece dedi, hiçbir şekilde işin gücün rast gitmez dedi. Hayatın dedi, bu şekilde devam eder dedi bana. Şu an ben de babama beddua ediyorum, beni bu hale soktuğu için. Hocam ne yapmam lazım? Bana bir akıl verirseniz, bir dua var mı acaba? Ve de ben babama beddua ettiğim için günaha giriyor muyum hocam? Çünkü hiçbir şekilde bana sahip çıkmadı hocam. Evi annem de vardı. Hiçbir şekilde yani sahip çıkmadı evladım deyip bakın, de. Bakın babamız hep da beni arka plana attı. Babamıza beddua etmemiz doğru değildir. O yüzden yani babam vaktiyle sen bana beddua ettin. Şimdi benim kısmetim bağlandı. Bana bu sıkıntılara bütün bunları babadan bilmek doğru değildir. Mülkün sahibi Allah, ona sığınacağız.
ve babamız dünyaya gelmemize sebep olmuş olan insandır. Onlara beddua etmemiz, hayattayken saygısızlık etmemiz, hayattan ayrıldıktan sonra da beddua etmemiz, aleyhinde konuşmamız doğru değildir. Babamıza olan saygısızlığımızdan dolayı Allah'tan af dilemeliyiz ve onun yakınlarına sıle-i rahimde bulunmalıyız. Vasiyeti varsa yerine getirmeliyiz ve bundan dolayı af dilemeliyiz ama asla babamıza beddua yanlışlığını yapmamalıyız. Ona rahmet okumalıyız. Gücümüz nispetinde onlar için hayırlarda bulunmalıyız, sadakalar vermeliyiz ve kısmetin bağlı filan bu endişeden de kendimizi kurtaralım. Mülkün sahibi olan Allah, onun kapısı açıktır, o affedicidir, o tevvaptır, o vehhaptır, o afüvdür, o gafurdur, o gaffardır, o settardır. Bakın bunlar hep Allah'ın isimleri. Bu isimlerin sahibi olan Allah, yeter ki ona bir af dileyelim. Bakın Musa aleyhisselam, ya Rab diyor, Cenab-ı Hak da buyur ya Musa, ya Rabbi utandım yani, ben kimim ki, ben ya Rab dedim diye sen bana buyur dedin. Ya Musa, birisi bana ya Rab dedi mi, ona buyur dememekten utanırım. Ya Rabbi herhalde itaatkar kullara buyur dersin. Günahkarlara da buyur diyecek değilsin ya. Ya Musa, itaatkar kullara buyur derim. Günahkar kullara buyur demezsem benim cömertliğim nerede kalır? Ya. Benim büyüklüğüm nerede kalır? Günahkar kul ya Rab dese ona buyur diyen Allah'ımız var. Hanım kızımız, o yüzden ümitsizlik yok. İnşallah. Babayı suçlu bilmek yok. Baba için af dilemek var. Bütün Allah izin vermeden kimse bir şey yapamaz. Kısmet kapalıdır filan düşünceleri de yanlıştır. Kısmetimizi açacak, kapıları açacak, bereketleri verecek olan mülkün sahibi Allah. Onun kapısını çalacağım, ona sığınacağım. Babamın da şimdi duaya ihtiyacı var. Ona dua edeceğim, rahmet okuyacağım ama asla beddua yok. Evet, asla beddua yok dedi hocam. Allah razı olsun hocam. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Üçüncü şifre az sonra. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Diyarbakır'a selam ediyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Ya ben de hocamıza bir soru soracağım. Buyurun. Benim bir yeminim vardı. Eşimden önce bir arkadaşlığım oldu. Hani biz birbirimizi sevdik, olmadı, kader de olmadı, ayrıldık. İkimiz de başka insanlarla evlendik. Ve o zaman şu soruyu söyledik, şu sözü verdik birbirimize. Dedik hani her ne olursa olsun cennette ilk birbirimizi isteyeceğiz. Ama ben şu an o yeminimden dönüyorum hani. Tamam onu da sevdim ama eşimi daha çok seviyorum. Ettiğim yeminle iyi gidiyor hocam. Ne yapabilirim? Evet. Efendim, kalın, ben o yemini şey bırakalım. Istedim. O yemin. Buyurun. O yemini bozalım. Onun için kefaretini verelim. Doğrusu budur. Ve şimdi bütün gönlümüzü, duamızı, gözümüzü hep bu kocamıza çevirelim. Başkasıyla artık gönül bağı uygun değildir. Doğru değildir. İrtibatlaşmak da doğru değildir. O yeminin yani kefareti ne olur hocam? Derken, o yeminin kefareti? Kefareti 10 fakiri doyuracak. 10 fakiri şimdi diyelim ki 30 lira olsa 30 liradan 10 neydi? 300 lira. 300 lirayı 10 fakire verecek veya bir fakir gelecek 10 gün 30'ar lira alacak. Evet, hatta mısınız? Evet, hattayım. Peki hocam, o kadar gücüm yoksa hani başka bir yöntemi olabilir mi yani? Bu sefer 3 gün oruç tutacağız. Evet, 3 gün oruç tutabilirsiniz diyor hocam bu yemin kefareti için. Başka sorunuz var mı?
Evet var hocam. Ben sürekli hocam namaza oturduğum zaman aklım başka yerlere gidiyor. Namazımı sürekli kaçırıyorum. Acaba 2 rekat mı kırdım, 3 rekat mı kırdım diye sürekli kafamda şüphe oluşuyor. Bunun hani bunun için bir duanız var mı hocam? Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz tekrar. Buyurun hocam. Bundan bak. Bundan dolayı da evhamlanmamalı, vesveselenmemeli. Yani diyelim ki 4 rekatlı namazı 4 mü kıldım, 3 mü kıldım? 3 kıldığımızı düşüneceğiz. Bir eksik kıldığımızı düşüneceğiz ve bir rekat daha ilave edeceğiz. Sonunda da bir sehiv secdesi yaparız. Bu iş böyle. Yoksa durmadan namazı tekrar edeyim, durmadan tekrar edeyim. Bu şöyledir. Bakın, şeytan bize vesveslik veriyor. Bir yere arılar çok girip çıkıyorsa neye işarettir o? Orada ya bal var ya da çiçek var. Ya bal var ya çiçek var. Arılar onun için oraya girip çıkıyorlar. Yani şimdi sizin iman balınıza şeytan talip. Sizi huzursuz etmek istiyor, vesveslendirmek istiyor. Hiç vesveslendirmeyeceğiz. Rabbimiz öyle de kabul eder. Allah razı olsun hocam. Evet, WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Videolarınız geliyor. Sırası olanı yayınlıyoruz inşallah. Evet, hocamıza selam ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. Şanlıurfa bize de selam yok mu demişler. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Bilecik selam ediyoruz. Adapazarı selam ediyoruz. Evet, inşallah vakit olursa onu da soralım. Uşak'tan izliyoruz, selam ediyoruz demişler. Konya'dan hocam selam ediyorlar, sizden dua bekliyorlar. Evet, ara ara böyle dönüp selamlarınızı iletelim inşallah. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam, hayırlı sabahlar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Hocam biz 4 senedir çok uğraşıyoruz bir ev sahibi olmak için ama ev sahibi olamıyoruz bir türlü. Ya eve paramız yetmiyor da evi beğenmiyoruz. Böylelikle annem ve babam diyorlar ki Allah herkese ev veriyor, bize ev vermiyor diye isyan diyorlar. Ben onları uyarıyorum, demeyin böyle şeyler, yanlış diyorum ama onlar dinlemiyor. Hocam ev sahibi olmak için dua var mıdır? Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet, ev sahibi olmak için acaba dua var mıdır cümlesiyle bitirdi izleyicimiz. Hocam bir soru daha var konuyla ilgili, isterseniz onu da izleyelim. Hocam, zengin olmak için dua, hangi dua gerekli? Zengin olmak için önce çalışmak lazım. İsmini de bilmiyoruz kardeşimizin. Evet, zengin güzel. Hemen zengin olmak için dua istedi hocamızdan. Varsa konuyla ilgili bir dua temenni var. Onu izleyelim, tamam. Bir beyefendinin temennisi varmış. Hocam, hayırlı günler diliyorum. Ben Çankırı'dan Abbas Alataş. Vatandaş hep şunu söylüyor. Sen ne kadar rahat geçim yapıyorsun. Hiç paran bitmiyor. Çok rahatsın. Hiç hırsın yok. İşte mal mülk peşinde değilsin. Ben de diyorum ki ben Ankara'da yaşadım ama yıllarca köyüme geldim gittim, kardeşime, babama, komşularıma, şu ana kadar eşime, dostuma, akrabalarıma, herkese yardım ettim. Allah'ın ayeti var. Malınızın artmasını, ömrünüzün uzun olmasını istiyorsanız, bunu sizlerden defalarca duydum. İşte sıla-i rahim, akrabayla ilişkilerinizi kesmeyin diyorsunuz. Hiçbir gelirim de yok, emekli maaşım var. Ama hiç sıkıntı çekmiyorum. Allah'ıma da 1000 kere şükrediyorum. Çocukluktan beri de namazımı kılarım, Allah'ıma şükrederim. Hiçbir sıkıntım yok. Yani gökyüzüne kadar, minareler kadar binalar dizilse ben merdivensiz çıkamayacağımı bildiğim için hiç de hırsım yok. Teşekkür ederim. Bunu bir böyle sizle paylaşayım istedim. Belki örnek olur insanlara. Ne kadar güzel, ne kadar içten, ne kadar samimi. Allah razı olsun. Evet hocam, maddi ve manevi zenginlikler efendim, için nasıl dua etmeliyiz? Buyurun. Beyefendinin sözleri gayet güzel, çok yerinde. Hakikaten sıle-i rahimde bulunmalıyız. Yani bizde bir kırgınlık, küs duruma, o onunla küs, bu bununla küs.
akraba akrabayla görüşmüyor, komşu komşuyla dargın. Yani bunlar Muhsin Bey, bu küçük şeyler var ya, Allah korusun, büyük cinayetleri masaya yatıralım, tahlil edelim, temelinde böyle küçük şeyler vardır. O küçük şeyler büyüyor, büyüyor, başımıza bela oluyor. Yani güler yüz, tatlı söz. Tebessümü kefi ve çekike sadakatun lek. Mümin kardeşine tebessümün senin için sadakadır. Yani Peygamberimizin mübarek yüzünden öyle kahkahayla gülecek kadar sorumsuz değildi. Ama mübarek yüzünden tebessüm, bak iki torununun şehit olarak vefat edeceğini vaktinden önce biliyordu. Ama buna rağmen asık yüzlü, öfkeli, kırgın çehreli görülmezdi. Mübarek yüzünde hep tebessüm, dilinde tatlı söz, yapıcı sözler olurdu. Ve sıle-i rahim, akraba münasebeti, komşularla münasebet, komşulara men kâne yü'minü billahi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ cari, Allah'a ve ahirete imanı olan komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahirete imanı olan komşusuna eziyet etmesin. Evet, bunlara ihtiyacımız var. Ayrıca tabii Rabbimizden helal ve bol rızık da dileriz. Peygamberimizin öğrettiği dua. Evet, ekrana Allahümme geliyor. Allahümme eksir mali ve veledi ve barikli fîmâ âtayteni. Ya Rabbi, benim malımı, evladımı çoğalt ve verdiğini de bereket ver ya Rabbi. Verdiğini hayrıma ver ve bereket ver ya Rabbi. Efendimizin öğrettiği dua. Hazreti Enes'in annesi getiriyor 10 yaşında bir çocuk. Peygamberimize, ya Resulallah, bu çocuk size hizmet etsin ama ne olur siz de buna dua edin. Allah buna mal versin, evlat versin. Efendimiz dua ediyor. Allahümme eksir malehu ve velede. Ya Rabbi malını, evladını çoğalt bunun diyor. Ve 103 yaşına kadar yaşıyor Hazreti Enes. Efendim el müminül kaviyyü hayrun minel müminü zayıf. Güçlü Müslüman zayıftan hayırlıdır. Her ikisinde de hayır olmakla birlikte. Şu ayete bakın. Lizzekâtühüm fa'ilûn. O cennet yolcusu müminler ki zekat vermekle mükellef olma gayreti içinde olurlar. Ha, veren el alan elden hayırlıdır. Peygamberimiz Efendimiz böyle buyurmuştur. Öyleyse bakın günümüzde evimiz olursa, arabamız olursa herhalde mutluluğumuza vesile olur bunlar. O yüzden Rabbimizden helal ve bol rızıklar istememiz de dinimize uygun bir davranıştır. Mesela bu konuda şu ayeti kerime hem de ayettir. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Ya Rab, sen mülkün sahibisin. Dilediğinden alırsın, dilediğine verirsin, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elinde ya Rab. Bu mübarek ayeti milli şairimiz Akif yorumlarken şöyledir. İlahi malikül mülküm diyorsun. Doğru, amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır kul için asla? Alan sensin, veren sensin. Senin hükmündedir dünya. Evet efendim. Evet. Hocam, zengin birine sormuşlar. Sen nasıl zengin oldun? Evet. O da demiş ki Allah verdi bana, ben verdim başkasına. O yine verdi bana, ben yine verdim başkasına. Tabi yarışılır mı hiç? Sonuçta o kazandı demiş hocam. Tasadduk da önemli olsa gerek. Ya. Doğru efendim. Hocam. Doğru. Hazreti Süleyman aleyhisselam. Evet efendim. Mal, mülk ve servet istemiş midir Cenab-ı Hak'tan? Bu konuda bir duası olmuş mudur? Hazreti Süleyman'ın varsa o duasıyla biz de dua edebilir miyiz? Bunu da soralım.
Ya bu hakikaten çok çok güzel dua. Bakın. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terda. Ya Rab, bana, anama, babama bu kadar nimet verdin. Bu nimetlere şükredecek bir anlayış ver bana. Senin razı olacağın güzel işleri yaptır bana. Ve salih kullarınla yaşat. Biraz önce hani iyi arkadaş dedik ya, bir peygamber böyle diyor ya. Salih kullarınla yaşa, onlarla beraber haşret ya Rab diyor. Bakın Süleyman peygamberin bu duasına bakın. Üç şey istiyor. Bir, ya Rabbi bana, anama, babama bu kadar nimet verdin. E bu nimetler dolayısıyla şükredecek bir anlayış ver bana. İki, senin razı olacağın işleri yaptır bana. Üç, ya Rabbi ilim verdin, iktidar verdin diye kibire, gurura kapılmayayım. Salih kullarınla yaşat, salih kullarınla haşret. Yine bir duası bakın Süleyman peygamberin. Rabbi gfirli ve hebli mülken la yenbeği li ahadin min ba'di. İnneke entel vehhab. Ya Rabbi beni bağışla. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimse de olmayacak şekilde. İnneke entel vehhab. Ya Rab sen bağışlayan Mevlasın. Vehhabsın ya Rab. Vehhab. Kulun isteği çoğalınca lütfu çoğalan Mevlasın. Yani Süleyman peygamber orduların komutanı, hazinelerin sahibi, maddede hükümdar, manada peygamber, böyle olan zat bana böyle imkan ver ya Rabbi diyor. O muasırı olan bakın Belkıs geldiğinde Süleyman peygamberin sarayına girerken öyle şeffaf, öyle güzel ki havuz zannediyor ve entarisinin eteklerini topluyor. Hayır, burası havuz değildir. Burası Süleyman peygamberin sarayıdır. Eteklerinizi toplamadan giriniz. Ve ilmi de görüyor. Sarayını gezdirirken Süleyman peygamber Belkıs'a, Belkıs'ın tahtını getirtmişti. Şu tahtı tanıdınız mı? Kennehu hu diyor. Ya sanki benimki. Yo yo, sankisi fazla. Seninki. Allah Allah, bu nasıl güç ya? Yani bugün daha hala ona ulaşamadık değil mi? Yani görüntüyü naklediyoruz, sesi naklediyoruz ama eşyayı nakledemiyoruz. Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam getirmiş. Belkıs da görünce sanki benimki, benim tahtım bu diyor. Yok, sankisi fazla, seninki. Bu gücü görünce, bu iktidarı görünce ne diyor Belkıs? Ben Süleyman Aleyhisselam'ın inandığı Allah'a inandım. Güneşe tapan bir milletin başıydı Belkıs. Yani bu varlığı, bu gücü, bu iktidarı görünce böyle dedi. Yani demek ki bizim de paraya, pula bu bakımdan ihtiyacımız vardı. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet, yönetmenimiz ekrana getiriyor Hazreti Süleyman'ın duasını, Kur'an-ı Kerim'de geçen, Saat Suresi'nde geçen duasını. Kale Rabbi diye başlıyor. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Ekranda şu anda. Evet. Bu şekilde de dua edebiliriz dedi muhterem hocamız. Dua tavsiyesi. Son şifreyi paylaşalım. Üçüncü evet. Şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim. Hediyelerimiz için üçüncü şifre ekranda. Evet, Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. En-Nafi, ya Allah Celle Celaluhu. Hayır, hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan Allah, faydalandıran Allah, En-Nafi'dir Allah. Hayır ve fayda verecek şeyleri yaratıyor o. Evet, bir WhatsApp videomuz var, videomuzu görelim. Selamun aleyküm hocam.
İyi misiniz? Nasılsınız? Ben sizi Özbekistan'dan izliyorum. Ben sizi çok seviyorum. Ellerinizden öperim hocam. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Benim babamın iki kadını var. Annem bunu çok üzülüyor. Ne yapmalı? Çok sıkıntı çekiyor annem. Üzülüyor, ağlıyor. Ne yapmalı annem? Anneme bir şey söyler misiniz hocam? Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Buyurun hocam. Ya efendim bakın Rabbimizin şu ayetlere bakın esal ve en takule nefsün ya hasret ala ma farrattu fi cembillah. Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun. Ev takule lev ennallaha hedani le kuntu minel muttakin. Keşke Rabbim bana hidayet verseydi de ben müttakilerden olsaydım. Ev takule hayne terel azab. Yahut da azabı görünce lev enneli kerraten, ya bir kere daha keşke dünyaya dönüş fırsatı olsaydı da feekune minel muhsinin, ihlaslı kullardan olsaydım diyeceğiniz gün gelmezden önce aklınızı başınıza alınız. Ya yani ezzina yurisül fakir, zina yurdu yuvayı harap eder. Fakirliğe sebep olur, rızkın kesilmesine, ömrün kısalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Evet. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ben böyle fırına benzer yapı gördüm, böyle bir tablo gösterildi, çırılçıplak kadınlar, erkekler, Cibril ne oluyor dedim, zinakar insanların cezası böyle olacak evet. dedi. Bakın dünyadayken evde bereket yok, evde huzur yok. Gencecik kızımız bundan vicdan azabı çekiyor. Muzdariptir, huzursuzdur. Ve tabii muhakkak ki eşi de bundan rahatsızdır. Ama kendisi birkaç dakikalık zevk için bu haramları nasıl gözüne alabiliyor? Teşekkür ediyoruz hocam. Hattımızı düşürenler kimler? Hemen görelim. Ekranda görelim. Perihan Kılıç Adana'dan Kur'an-ı Kerim hediyemizi kazandılar. Hediyelerini yollayacağız ve seccade seti hediyemizi kazanan Fatma Baylan Trabzon'dan tebrik ediyoruz. Hediyenizi adresinize yollayacağız. Hocam Allah sizden razı olsun. Önümüzdeki hafta tekrar Cuma Amin sohbetlerinde efendim. Cuma günü saat 09.30'da ekranlarda olacağız. Duayla programımızı kapatalım. Görüşünceye dek hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu, bereketli haftalar diliyoruz. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi ve saygı duygularıyla meşbu eyle. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Bu mübarek vatanı ve aziz milleti koronavirüs belasından en kısa zamanda aydınlığa kavuştur. Ya Rab, hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.